Evet sevgili dostlar, bugün de bir sivil bakış programıyla huzurlarınızdayız. Bugün de çok değerli bir kentimiz var. Daha önce de bir program yaptık kendisiyle ama güncel bir program olacağını düşündüğümüz için tekrar bir araya geldik. Evet, bu kentin çok değerli bir evladı sevgili Hüseyin Erol. Tekrar aramıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Sarı, teşekkür ederim. Hatırlamayanlar ya da bilmeyenler bir daha sizi tanısın. Hüseyin Erol kimden başlayalım, daha sonra gündemimize geçelim. Evet, Hüseyin Erol İzmit doğumlu ama kent gündemi, kent kamuoyu. Hüseyin Erol'u 1993'te Genç Kocaeli Derneği Başkanlığı'yla tanıdı. Ondan sonra birçok siyasi görevim oldu. Daha sonra 1998'de İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği'nin kurucu başkanlığını üstlendim. İzmit'teki yer esnafın örgütlendiği bir kurumdu. Ve bundan da 7 sene önce 2010 yılında sosyal medyanın çok öne çıkmasıyla, çok insan yaşamını etkilemesiyle sosyal medya üzerinden Biz İzmit'iz adlı sosyal medya grubunun kurucusu olarak bugünlere kadar geldi Hüseyin Erol. Aile yapısı nedir Hüseyin Bey'in? Köklü bir İzmitli olduğunu biliyorum. Yani evet, babam dedem İzmit doğumlu, Tepecik Mahallesi sakiniyiz. Dedem 1956 seçimlerinde Demokrat Parti'den Kocaeli milletvekili olmuş olan Dursun Erol'un torunuyum. Dursun Erol'un 4 çocuğu var. Bunların en büyüğü İsmet Erol babam. Babam da Leyla Atakan döneminde İzmit Belediyesi'nde görev almış. Yıllarca İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yapmış. İsmet Erol'un oğluyum. Annem Yüksel Erol. İki tane daha kardeşim var. O günden beri kent içinde yaşıyoruz. 1983 yılından beri yaklaşık 34. sene bu sene kent içinde kadın konfeksiyon ticaretiyle uğraşıyorum. Kent esnafıyım. Bir kadın konfeksiyon satış mağazam var. Evet. Bol kazanç. Hayırlı işler dileyelim. Sağ olun. Evet sevgili dostlar. Bugünkü Hüseyin Erol'la bugünkü sevgili başkanım diyeceğim ben onu da. Sevgili başkanımızla bugünkü konumuz aslında iki tane çok güncel. Önce dün Kocaelispor'umuzun bir aşama yapıp playofflarda finallere doğru çıkmış olmasının buradan kutluyoruz. Onları tebrik ediyoruz. Bir Kocaelispor'u çok hafif bir değerlendireceğiz ama Hüseyin Erol bu kentte hakikaten sivil toplum örgütlerinin oluşmasında hep ön plana çıkar. Nedense bu kente yapılacak bir örgütlü yapılanma varsa, bu kent adına yapılacaksa özellikle hep Hüseyin Erol'un ismi geçiyordur. Neden hep Hüseyin Erol? Şunu söyleyeyim. Ben sosyal ilişkilerimde, insan ilişkilerimde çok insana dokunmayı seven bir kentli arkadaşınızım. Herkesin derdiyle dertlenebilirim, herkesle ilgilenebilirim. Benim böyle bir sosyal yaşantımı, hayatım var. Bu tabii çevremdeki çok insanın çok daha kolay etkilenmesine ve benim düşüncelerim konusunda destek almamı çok daha rahatlatıyor. Eğer bir yol alınacaksa, eğer insanların bir hedefi varsa bana bu konuda bir kentli olarak, bir kent yurttaşı olarak benden her zaman destek isterler. Ben de elimden gelen tüm çabayı onlar adına gösteririm. Öncelikle Sayın Sarı, sizin de söylediğiniz gibi dün Ankara'daydık. Bu kentin olmazsa olmazı, en değerli markası Kocaelispor'un Ankara Demirspor'u da bir playoff maçı vardı. Ben de arkadaşlarımla o maçta bulundum. Gerçekten takımımız çok üst seviyede bir futbol oynadı ve bir haklı galibiyet alarak bugün belli olacak, yeri ve saati bugün belli olacak. Altay ile 2. lige yükselme maçına çıkacak. Ben de o kulübün başkanı, değerli kardeşim Bahri Yavuz'la yıllardan beri beraber çalışmış bir kent yurttaşıyım. Genç Kocaeli Derneği'nde başkanlık yaparken Bahri de benim spor komitemde çalışan bir genç kardeşimdi. Gerçekten yani takımın geldiği noktada onun katkıları asla yadsınamaz. Onun hakkını kent olarak teslim etmeliyiz. O ve arkadaşları gerçekten yok zamanda marka yok olmaya yüz tutmuşken yerdeki markayı kaldırarak o takımı küllerinden tekrar doğmasını sağladılar. Varlık içinde bunlar çok rahat yapılabilecek şeyler, evet, olabilir. Ama yokluk zamanında bunları yapmak gerçekten üst seviyede başarıyı ve duyarlılığı, sorumluluğu getirmektedir. Ben bu anlamda tüm kentin bugüne kadar olduğu kadar bundan sonra da Kocaelispor'un Bahri Yavuz'un yanında olmasını talep ediyorum. Yaşanan bir keyif süreci var. Sanıyorum en kısa zamanda o da çok iyi bir şekilde netleşecek. Ve cumartesi veya pazar günü oynayacak final maçında da kardeşlerime başarılar diliyorum. Kocaelispor'u bir üstlükte görmek tüm kentle birlikte beni de çok memnun edecektir. Mesela bu sizin de söz ettiğiniz gibi sosyal medya
insanların %96'sını kullandığı bir mecra haline geldi. İnsanlar her gün tüm toplumdaki olayları sosyal medya üzerinden hareket ediyor ve buradan takibini yapmakta. Tabii biz cemiyet işlerini yaklaşık ben 25 seneden beri yapıyorum. Eskiden bu işler çok daha kolaydı Sayın Sarı. Sen de yıllardır cemiyet işlerinin içindesin, çok duyarlısın, bu işleri biliyorsun nasıl olduğunu. Bunları yaşayanlar bile, dışarıdan anlatmakla bu çok kolay anlatılacak bir şey değil ama evet. Çok büyük özveri ve sorumluluk gerektiren işlerdir. Eskiden ben yerel, lokal ticaret adına söylersem insanlar daha rahat ve kolay para kazanabiliyorlar. Bu paralarını bu sosyal işlerde harcayabiliyorlardı. Fakat günümüzde gelinen ekonomik sorunlar sebebiyle insanların gelir düzeyi gerçekten çok azaldı. Ve bu işleri arttıracak zaman ve para kalmadı. Dolayısıyla günümüzde sosyal işlerle uğraşan, cemiyet işlerle uğraşan insanları gerçekten çok takdir ediyorum. Gerçekten zor bir işi başarıyorlar. Bu anlamda ben tüm tecrübelerimi, bu yolda edindiğim tüm tecrübelerimi, eğer bu konuda benden kim destek isterse o kardeşlerime vermekten onur ve gurur duyuyorum. Keyifle yapıyorum. Bunu yaparken de kentime hizmet etmiş olduğumu hissediyorum. Dolayısıyla biraz evvel bahsetmedim ama konuşacak çok şey çıkacaktır. Mesela Kentin Kurtuluşu 28 Haziran'ın belgeseli hazırlandı. Bunu Artni Komedya Derneği, Akınlar yaptı. Ve Akın bana geldi. Abi böyle bir belgesel hazırlayacağız. Ve bunun imkansızlıklarımızı biliyorsun. Senden faydalanmak istiyorum. Ne istiyorsun Akın benden? Bana bu Kurtuluş Belgesi'nin senaryosunu yazar mısın dedi. Ben bir iki ay kapandım. Ciddi bir şekilde çalıştım. Ve şu anda YouTube'a yüklü 28 Haziran Kurtuluş Belgesi'ni bütün dünya izliyor. Bunu yapan bir İzmitli olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Mesela bu kente ait belki ülkenin hiçbir yerinde yok. Bu konuda fazla tevazu ve alçak gönüllü göstermeyeceğim. İzmit'in ticari geçmişini, Nikomedi'den bugüne kadar 3000 yıllık tarihini içine alan ve son 100 yıla damgasını vuran kent esnaflarının içinde barındıran İzmit Esnaf ve Ticaret Tarihi adlı bir kitap hazırladık. Bu kitapta yani basınla ve kamuoyuyla buluştu bundan 4 sene evvel. Gerçekten haklı bir takdir aldı. Bu kitapla da inşallah 16 Mayıs'ta ikinci Doruk'takiler ödülümü alacağım. Onu da kent adını alacağım. Ve bunları yapmaktan da bu kentin bir yaşayan olarak ben gurur duyuyorum. Evet. Açıkçası bu hıza yetişme imkanı pek yok. Tabii dededen babadan gelme bir bayrak şeyi var, taşımacılığı da var. Böyle bir sorumluluğunuz da var aileden gelme olduğu için. Ama ben gerçekten bu kente bir abi gibi sizin yanınızda bulunduğum dönemler için söylüyorum. Şu anda da öyle bir rolüm var sanki. Tabii ki. Gerçekten çok takdirle karşıladığım, çok saygı duyduğum bir kişiliksiniz, kimliğiniz var. Teşekkür ederim. Çünkü kişisel değil, kent adına bir projelerin içerisinde bütün gücünüzle ekonomik anlamda, zaman anlamında, bütün maddi manevi gücünüzle içerisinde oluyorsunuz. Bunun karşılığını hiç beklemeksizin, bir yatırım yapmaksızın oluyorsunuz. Asla. Bu beni bu kentte yaşayan bir kentli olarak hakikaten çok mutlu ediyor, gurur duyuyorum. Allah siz ve sizin gibilerin sağlıklı ve hayırlı ömürler versin ve çoğaltsın sizi diyelim. Çok teşekkür ederim. Çünkü çok yalnız olmuyor. Evet, ben de biraz sizinle bahsettiğiniz gibi STK'ların içerisinde sorumluluğum var. Ben de şu anda 3-4 tane dernekte görevim var. Hakikaten çok özveri, gönüllülüğe dayalı bir yapılanma. Çok da kolay olmuyor bu işler. Ama ne yapacaksın ki, kentinizi seviyorsanız, ülkenizi seviyorsanız muhakkak kendinizce yapabileceğine inandığınız bir takım olaylar var. Tabii. Bunlardan da kaçamıyorsunuz. Evet. Onun için Allah sağlığımızı bozmasın, ağız tadımızı bozmasın, bu hizmetleri yapmaktan keyif alacağız. Evet sevgili dostlar, yani görüyorsunuz Hüseyin Erol hakikaten kimliğinin altında neler var. Şimdi Kocaelispor'la ilgili bölümü geçeceğim ama ben de Kocaelispor'a buradan bir başarıların devamını dileyelim. İnşallah pazar günü, cuma hafta sonu daha doğrusu hangi günse bir final oynayacağız. Bir üst gruba çıkacağız. Evet. Bütün yorumcuları, spor yorumcularını dinlediğim zaman ilk başta birincilikte, hatta Süper Lig'de olması gereken takımlarını sayarken Kocaelispor'u da ön planda sayıyorlar. Evet. O da beni hakikaten çok gururlandırıyor. Geldiğimiz nokta itibariyle hiçbir yere takılıp neden bu durumlara düştüğün yorumunu şu anda yapmana çok da gereği yok. Evet. Ama bundan sonra bu mihenk taşları üst üste koyup yani ikişer üçer çıkmak gibi nasıl bir çaba sarf ediliyor, bu kent nasıl bir örgütlenecek, nasıl bilinçlenecek ya da nasıl tekrar o heyecanı içecek,
Yani sevgili Bahriye Başkanımıza buradan Allah sana kolaylıklar evet. versin diyoruz. Evet. Ama tekrar diyoruz, ben TV262 kanalından buradan onun bir dostu, arkadaşı olarak, televizyon kurumum olarak, şahsım olarak temsil ettiğim STK olarak her zaman yanında olduğumuzu tekrar beyan ediyorum. Bize düşen bir sorumluluk varsa bu kent adına kesinlikle taşın altına elimizi koyarız. Tabii. Zaten Bahri de şu anda tüm kentten onu bekliyor. Biraz evvel de sosyal medya aracılığıyla bir çağrı yaptı. Biliyorsunuz stadımız bitmek üzere. Evet. Çimleri serildi. Kocaelispor 1966 adının konulmasını istiyoruz stada. Aha, evet. Dolayısıyla birkaç isim çok dolaştı etti. O da biraz evvel yarım saat önce bir sosyal medya aracılığıyla paylaştı. Ben de onun paylaşımını paylaştım ve diğer arkadaşlarımıza da bu konuda duyarlılık talep ediyorum. Ve TV262 aracılığı ile yeni yapılan, Alikar'da yapılan yeni stadyumumuzun Kocaelispor 1966 stadyumu olarak tescillenmesini kent ve ülke kamuoyundan, yerel ve ulusal iktidardan talep ediyoruz. Evet. Kentin bir beklentisi gibi olarak evet, düşünmek yani bu, lazım. Neticede çok da yakışan bir isim. Yakışan, şöyle söyleyeyim, bizim yani 1993'ten bu yana gelen Genç Kocaeliler Derneği ekolü bu kentte başarılı olduysa ve yerden alıp zirveye çıktıysa ortak aklı kullandığı içindir. Hı-hı. Bu benim zamanımda da böyleydi. Bugüne kadar da böyle geldi. Bahri'de böyle bir okuldan yetiştiği için Hı-hı. gerçekten başarılı. Kentte dokunmadığı yer yok. Kentte dokunmadığı insan yok. O kadar hassas bir arkadaşımız ki sabahlara kadar oturduğunu biliyorum. İnsanların yazdığı tek tek mesajlara döndüğünü biliyorum. Yani bir insan kendini önemli hissetmesi için ona değer verdiğinizi hissetmesi lazım. Bu taraftar da olabilir, bu yolda gezen bir seyyar satıcı da olabilir, pazardaki bir esnaf da olabilir. İnsanlar karşılığı diyaloğa önem verir ve kendini önemli hissetmek ister. Dolayısıyla Bahri de elindeki bu sihirli değneği kendini her tarafından dokundurduğu için tüm kenti alevlendirdi. Yani benim eşim bile yani futbolla neredeyse 4 yıldır yatar kalkar hale geldi. Ve kent bütün böyle olduğunu ben çok iyi biliyorum. Ama büyük bir talihsizlik oldu. İnşallah tabii insanlar pazar günü olsun istiyor. 14 Mayıs'ta Anneler Günü'nde finalin oynanmasını istiyor. Ama bizim de o gün izin alınmış bir etkinliğimiz oldu. Çok üstte çakıştı. Ama gidenler sahada bayrak sallayacak. Burada kalanlar da bizler de kente nöbet tutacağız. Evet. İnşallah şampiyonluğu hep birlikte kutlayacağız. Öyle İnşallah. Biliyorum. Bu bir hak ediş zaten. Evet, bu bir hak ediş. Bir hak ediş yani. Evet, evet. Onu da arkadaşlarımızın da hakkını teslim edelim. İyi olacak inşallah. Evet. Evet sevgili dostlar. Bugün aslında Hüseyin Bey'le konuşmamız, sevgili başkanla konuşmamız gereken öncelikli konumuz bu kent adına. Her zaman biraz önce bahsettiğim gibi bütün güzel organizasyonlar, kentte örtüşen, buluşan bütün organizasyonun içerisinde sevgili Hüseyin Erol var. İşte biraz önce saydığı gibi biz İzmit'iz grubunu kurması, Genç Kocaeliler'in kurucusu olması, Esnaf Derneği, Esnaf Derneği olması, belgeseli, kitabı, ticareti, yani, her şeyin ticaret odası. Bütün bunların yanında gene bu kent adına. Kocaelispor. Kocaelispor tabii evet, ki. Evet. Gene bu kent adına. Çok da güzel bir organizasyonun zannediyorum 5. yılı mı başkan? Başkan yok, 2011 başlangıç, 6'dayız. 6. yılını bu hafta sonu kutlayacağımız meşhur bir Hidrelez etkinliğimiz var. Biz buna Kertil buluşması diyoruz. Şimdi Kertil ile ilgili detaylı bir doyurucu ve detaylı bilgileri sevgili başkanımızdan alalım. Çünkü neden sevgili başkan? Bu işin başında da sevgili Hüseyin Erol var. Evet sevgili Hüseyin. Nasıl bir Kertil? Neden bu Kertil? Neden bu Hidrelez bu geleneksel hale getirildi? Şimdi 2011 yılında sosyal medyada biz İzmit'iz grubunu kurduğumuzun sanıyorum 2. veya 3. ayıydı. Tabii öncelikle insan kentlerimize, İzmitlere yani Kertil'in neresi olduğunu söyleyelim. Çünkü evet. böyle sorular geliyor. Kertil mevcut çocuk parkımız ile İzmit Lisesi arasından girdiğinizde sağdaki Hızır Reis Okulu'nu geçtikten sonra yol ikiye ayrılıyor. Soldaki yolu takip ettiğiniz zaman şu anda Veliahmet ve Hacı Hızır Mahalle Muhtarlıklarının bulunduğu bir ortak bir alan var. Oraya Kertil Meydanı diyoruz. Kertil Meydanı lokasyon olarak böyle bir yerde. Orada oraya ait birkaç tane çok eski fotoğraf paylaşıldı grupta. Ve grup üyelerimiz o fotoğrafın üstünde inanılmaz şekilde eski günleri yani 1960'lı, 1950'li, 1970'li yılları anımsatan oradaki yaşanmışlıkları yazdılar yorum halinde. Ve bu resmin üstüne yaklaşık 1000'e yakın yorum geldi. İnsanlar orada
eski mahalle arkadaşlarını sokakta mile oynadı, topaç çevirdi, seksek oynadı arkadaşlarını buldular. Bunun kimisi Avustralya'da yaşıyordu, kimisi Almanya'da yaşıyordu, kimisi de hala İzmir'de oturmakta veya ülkenin başka kentlerine çeşitli sebeplerle savrulmuş insanlardı. O akşam işte bir şöyle bir şanslılığımız oldu. Orada yaşayan, orada doğmuş ve şu anda evi de hemen Kertil Meydanı'nın üstünde olan sevgili kardeşimiz Mehmet Yıldızhan hemen oraya bir yorum yazarak ya dedi bu kadar yaşanmışlık varsa burada dedi. Ben ev sahibi olarak dedi herkesi dedi meydana davet ediyorum dedi. Öyle bir şey olunca insanlar bundan memnun olur deyince hemen ben ertesi gün Mehmet Yıldızhan'ı davet ettim. Geldi kardeşim. Onunla paylaştık. Dedi ki madem böyle bir şey var biz bunu bir şenlik havasına sokalım. İnsanları bir dahaki sene Mayıs ayı içerisinde burada toplayalım diye karar aldık. Ve 2012 yılında ilkini o Kertil Meydanı'nda biz İzmit'iz grubu adına Hidrelez şenlikleri, yani Hidrelez dönemine geldiği için de öyle konmuştu. Ve Kertil şenlikleri festivali olarak hayata geçirdik. Bu sene de onun dördüncüsünü yapacağız. Normalde bunun için belirlediğimiz tarih 21 Mayıs'tı. Fakat 21 Mayıs'ta İzmit içinde çok başka kurumların da etkinlikleri olacağı için birbirimize zarar vermemek adına, katılımın düşmemesi adına İzmir yöneticileri, İzmir Lisesi Mezunları Derneği yöneticileri, kardeşlerim, onlar da gençler yeni olarak yönetime geldiler. Benden bir ricada bunlar. Başkanım dediler, bu 21'inde sen bunu yaparsan bu diğer şeyler zayıf kalabilir. Senden ricamız bunun yerin zamanı değiştirebilir misin? Tabii ki öteki hafta 28'i de atamadık. Dolayısıyla Ramazan, mübarek evet. Ramazan ayı başlıyor 27'sinde. Dolayısıyla 14 Mayıs'a çektik. 14 Mayıs'ta Anneler Günü'ne denk geliyor. O günde insanlarımızı tekrar sosyal medya ve yerel basınımız aracıyla toplantımızı, duyurusunu yaptık. Ve o gün ben de tekrar sevgili İbrahim Sarı'nın bana verdiği bu imkanla tüm İzmitlileri, tüm bu kentte yaşayanları 14 Mayıs Pazar saat 17'de Kertil Meydanı'na davet ediyorum. Çok sürprizlerimiz var. Çok güzel şekilde eğleneceğiz. Sizleri Kertil'e bekliyoruz. Evet. Konu bu kadarla bitmeyecek herhalde. Tabii ki. 6. yılı dedik değil mi? 6. yıl ama 4. şenliğimizi yapıyoruz. Şenlik i̇ki olarak. İki tanesini çok ciddi terör olayları olmuştu. Hı-hı. Dolayısıyla üzüntülü zamanlar yaşamıştık ülke olarak. O yüzden etkinlik değilse anma gibi oldu. Anma gibi. Evet. Onu bir tanesi imtihar etti, bir tanesi anma gibi oldu. Biz tabii bu şenliklerde nasıl yapıyoruz? Bunu yapan grubumuza dahil sizin de aranızda bulunduğu çok sevgili arkadaşlarımın bir arada olduğu bir düzenleme komitemiz var. Ciddi şekilde çalışıyoruz. Herkesin görev alanları belli. Pazar gününe ciddi şekilde hazırlanıyoruz. Pazar günü ne olacak? Bundan yaklaşık 4 ay önce İzmit'te yaşanmış hikayelerinin kaleme döküldüğü bir yarışma düzenledik biz. Bu yarışmanın ismi Bir Öyküm Var İzmit idi. Bu yarışmaya ciddi katılım oldu. Ve dün jürimiz yarışma sonuçlarını bana teslim etti. Ben bu akşam hem kendi sosyal medya hesaplarımda hem grup hesaplarımda ve yerel basında bu yarışmada derece alan arkadaşlarımızı duyuracağım. Ve bu arkadaşlarımızı da 14 Mayıs Pazar günü şenliğimize davet edeceğiz. Orada kendilerine bir ödül takdim edeceğiz. Kendilerinin ödülleri var. Onu da Kertil Şenliği içerisinde olacak. Yasin Koçman adında İzmir Sanat Okulu'nda öğretmenlik yapan çok değerli Türk Halk Müziği üstadlarından değerli bir üyemiz var. Sevgili Yasin ve onun saz arkadaşları ve koro arkadaşları o gün oraya gelen toplantımıza katılan tüm İzmitlilere nefis bir türkü ziyafeti çekeceklerini biliyorum. İzmit'e ait 3-4 tane yerel türkümüz var. O türküleri seslendirecekler. Belki o toplantıya katılan İzmitliler o türküleri belki ilk kez dinleyecekler. O da bizim için bir ayrı keyif olacak. Bu onun kentin böyle bir kültür eksikliği var mı başkanım? Var tabii. Var tabii. Yani esasında geçen günlerde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda Yerel Tatlar adı altında mesela bu kentin yöresel yemeklerini evet. işte irdeledi. Onları hatta kitap haline getirdi. Onlarla ilgili yarışmalar düzenlendi. Maalesef kent olarak böyle bir eksikliğimiz var. Onu da şuna dayandırıyorum ben. Tabii 1920'lerde işte Cumhuriyet'in kurulduğu dönemlerde gayrimüslimlerin de yaşadığı bir kent İzmit. Mübadeleyle ve ülkeler arası vatandaşlık değişimiyle
Kim insanlar bu kentten gitti? Sevgili yurttaşlarımız da suyun öbür tarafından bu tarafa evet. geldi. Dolayısıyla hem kentin sosyal yaşamı, hem kentin ticari yaşamı, hem ekonomik yaşamı değişti. Ve 1950'lerden sonra da işte sanayinin gelişmesi, ikinci sanayi devrimiyle insanların iş ve avaçla başka kentlere göçüyle çok göç alan bir bölgede yaşıyoruz. Tabii ki doğal olarak geçenlerde bir istatistik yayınlandı. Kocaeli nüfusunun yani %55'i Kocaeli doğumlu, %45'i de diğer illerden gelen insanlarımız var. Dolayısıyla çok renkli bir mozaik var bu kentte. Dolayısıyla kentin, ülkenin diğer bölgelerinden gelen insanlar kendi kültürleriyle buraya geliyorlar. Siz de biliyorsunuz ki ilimizde birçok yöresel dernek var. Hatta bazen çok dilleniyor. İzmitler Derneği de vardı ama şu anda biraz o biraz atıl durumda kaldı. Dolayısıyla biz İzmit'in zaten çıkış amacı şu Sayın İbrahim Sarı. Bu kentte doğmuş olsun diye bir talep asla yok. Yani biz mikro minyatürlük yapmıyoruz. Bu kentte yaşamış olması önemli. Bu kentin havasının soluması önemli. Ve bu kentin dertleriyle dertlenmesi önemli. Eğer böyle bir vatandaş 3 yıldan beri İzmit'te yaşıyorsa ama benim kadar bu işlerle ilgileniyorsa bence o İzmitlidir. Yani ben onun doğduğu yere bakmıyorum. Anladım. Dolayısıyla biz burada bir ortak kent bilinci, ortak bir yurttaşlık bilinci oluşturmaya çalışıyoruz. Bugünü ve yarını anlamak için geçmişin ışığından faydalanması gerektiğine inanıyoruz. Dolayısıyla ben, insanlar bana şunu söylüyor. Yıllardır gördüğüm Saat Kulesi'ne bu kadar anlamlı ve dikkatli bakmıyordum. Yıllarca çocukluğum önünde geçti. Belki binlerce kez önünde geçtim. Ama kafamı çevirip bakmamıştım. Ama biz İzmit'iz grubu kurulduktan sonra, orada paylaşıldıktan sonra, insana yorum yazdıktan sonra, biz çok önemli şeylere önünden çok kez bilmeden geçmişiz. Okumadan, görmeden geçmişiz. Farkındalığı yaratıyoruz. Biz bir farkındalık yarattığımızı ben görüyorum, biliyorum ve insanlardan bunu hissediyorum. Dolayısıyla insanlar büyüdüğü yeri, top oynadığı yeri, geçmişini bilmeli, öğrenmeli. Bundan sonra da bu gelecek nesillere taşınmalı. Mesela Av Köşkü, Kasr-ı Hümayun. Geçen bir fotoğrafçı arkadaşım bana dedi ki, abi dedi, İnsanlar şimdi bize geliyor yeni çiftler dedi. Düğün fotoğrafları için bize Kasr-ı Hümayun'un bahçesini istiyorlardı. İnan dedi bunun da senin parmağın var bu işte dedi. Yani neden? Çok yani benim için çok kompakt bir yer orası. Şimdi İzmit Belediyesi de orada Kültür Tepesi'nin işte başlangıcı olarak orada bir Kültür Tepesi düzenlemesi yapıyor. Sanıyorum bundan sonra tarihi mekanlarımız çok daha ön plana çıkacak. İnşallah. Ama şöyle bir talihsizliği var bu kentin. Trafik sorunu çok. Ben sevgili seyircim, ne olur yanlış anlama buralara gelelim. Bir reklam arası vermek zorundayım. Sevgili dostlar, reklam arası vermek zorundayım. Reklamlardan sonra tekrar kaldığımız yerden bu akıcı konuşmanın program dahilinde akıcı konuşmanın devamını sağlayacağız inşallah. Bir reklamlar sonra görüşeceğiz. ...262 inşaat ve yapı malzemeleri. Isı yalıtımlı cephe kaplamaları. Kocaeli İmmant oluyoruz. İşimiz doğru karar, doğru tercih ve doğru malzemeyle tüketici ve çevre dostu hizmetler yapmak. Mantolama, dekorasyon, elektrik ve su tesisatı, anahtar teslim ev yapımı ve tadilatlarıyla A'dan Z'ye tüm inşaat malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Adres Yenikent Mahallesi Venüs İş Merkezi A Kapısı 6 No 232 Derince Kocaeli. İletişim 0262 324 4174 0532 733 0685. Siz isteyin, biz yapalım. 262 inşaat. Kaliteli malzeme ve profesyonel hizmet Serpent Sineklik PVC plastik doğramadan sağlanır. Pilise perde, pilise sineklik, panjur, katlanır cam, alüminyum korkuluk ve alüminyum doğrama, ses, su ve tutmayan yapılarda kusursuz çözümler. Serpent Sineklik PVC plastik doğramada.
İletişim 0262 311 1166 0533 385 58. Adres Yenişehir Sultan Baba Sokak No 33 İzmit Kocaeli. Serpen Sineklik PVC Plastik Doğrama. Hayata bir de bizim penceremizden bakın. Osmanlı Lokantası ve İskender Salonu. Bolulu Hasan Usta'nın yerinde birbirinden lezzetli tatlar evinizi aratmıyor. Ev ve iş yerlerine servis imkanıyla zengin menüyü ayağınıza getiriyor. Adres Kalaycılar Sokağı Acısu Parkı 6 İzmit Kocaeli. İletişim 0262 324 17 47. Sizin damak tadınız Osmanlı Lokantası ve İskender Salonu. Yer hayal edin ki sevecek her şey olsun. Kocaeli'nin incisi Seka Park'ta Körfez'in eşsiz manzarası eşliğinde huzur bulacağınız ortamıyla Palmiye Cafe yüzüyle sizlerle birlikte. Hizmette kalite, alışverişte ise özgüven. Acısu Derbent ve Nusret şubeleriyle siz değerli müşterilerini bekliyor. İletişim 02 353 42 21. Eftal Maya Evleri, Kocaeli'nin Gözde semti, Yeni Mahalle Radar mevkiinde, doğanın içinde, alanın içerisinde, 20 daire, 3 iş yeri, 200 metrekare kapalı otoparkı ile siz değerli sahiplerini bekliyor. Maksimum güvenceyle hayallerinize kavuşacağınız yeni yaşam alanları, Eftal Maya Evleri. Yılından bu yana hizmet veren Aşina Çorba, 150 kişilik kapasitesiyle müşteri odaklı çalışan personeli ve her türlü müşteri istek taleplerini değerlendiren servis anlayışıyla göz doldururken, siz değerli müşterilerini lezzetleriyle de aşina yapıyor. Muhteşem çorbalarının yanında müşterilerine farklı lezzetler de sunan Aşina Çorba, şimdilerde ocakbaşıyla da iddiasını ortaya koyuyor. Alışılmış lezzetlerin dışında yöresel lezzetleri de sunarak 7 gün 24 saat hizmet anlayışıyla evlere ve iş yerlerine aldığı siparişlerle Adana'yı ayağınıza getiriyor. Unutulmaz bir lezzet deneyimi için sizleri de Aşina Restoran ve Ocak başına bekliyoruz. Evet sevgili dostlar, reklamlardan sonra tekrar beraberiz. Hüseyin Bey'le kaldığımız yerden tekrar devam ediyoruz. Kent adına konuşuyoruz. Bu kentin değerleri adına konuşuyoruz. Hatta bu kentin değerleri ve kent adının bir de geleneksel hale getirilmesi gereken, geleceğe bir miras bırakılması anlamındaki konuları görüşüyoruz. Umarım bu projelerle ilgili sevgili Hüseyin Eroğlu gelecekte hepimiz sararız, onun koluna gireriz. Bunu değerlendirmesine bizler de katkı veririz. Hüseyin'ciğim, kaldığımız yerden devam edersek eğer, bu kentin tarihine, mirasına, bu kent
bilinçli olarak sahip çıkıyor mu? Yani tabii %100 çıkıyor demem mümkün değil. Bunda esasında halkı pek suçlamamak gerektiğine inanıyorum. Bunda yani lokomotif görevini yapacak olan yerel yönetimler olduğunu düşünüyorum. Biraz önce konuşmamız yarım kalmıştı. Şimdi İzmit Belediyesi işte tarih koridoru, evet, işte Kapanca Sokak, işte Kültür Tepesi organizasyonlarını yapıyor ve bunları pazarlaması gerekiyor. Bunu kime pazarlayacak? Hani kent içi yurttaşa pazarlanacak ama daha çok kent dışından gelen insanlara pazarlanacak. Fakat kent öyle bir hale geldi ki son yıllarda, yani kente insanların girmesi bir dert, çıkması ayrı bir dert oldu. Dolayısıyla bu yapılan şeylerin hepsinin gözükmesi gerekiyor. İnsanlar gelip gizlilik görecekler. Bu şuna benziyor. Mesela bir balık suyun altına milyonlarca yumurta bırakabilir. Fakat biz bunları görmüyoruz. Fakat bir tavuk, bir folla bir yumurta bıraktığı zaman, evet, tavuk çok güzel yumurtladı diyoruz. O bize görünen bir şey, tutabildiğimiz bir şey olduğu için onu özlüyoruz. Ama suyun altındaki yumurtaları göremiyoruz. Dolayısıyla bunların gün yüzüne çıkarılması lazım. İşte burada biz İzmit'iz grubu esasında yerel yönetimlerden de bu lokomotif görevi şu anda üstüne almış vaziyette. Onun için böyle de misyon da üstlendi. Bunun sorumluluğu da çok büyük. Yani her geçen gün oraya konan birkaç fotoğraf bile insanların ya geçmişte bu böyle miydi? Gerçekten böyleymiş, ben bunun farkında değilmişim. Mesela bir asır önceki bir İzmit fotoğrafını koyduğum zaman insanlar bunun bir sayfiye kenti olduğunu söylüyor. Burası İzmit olduğuna inanmıyor. Özellikle ben bir fotoğrafı koyarken üstüne şöyle yazıyorum. Gençler görsün istedim. Neden? Yani 35-40 yaşına gelmiş veya 20-25'li yaşlarda bir İzmit doğumlu bir arkadaş. Yani bugün Otelasyo Mevki'nin önündeki, oradaki belediye gazinosu, Fevzi Cami'nin ön taraftaki sahil restoranı, sahil gazinoları, gazodaların içinde mekanları gördüğü zaman burasının İzmit olduğuna inanmıyor çocuklar. Maalesef bir kenti denizden ayırmışız. Tabii bu 1934'te Sekan fabrikasının temelin İzmit'te atılmasıyla ve o günkü yani ulusal iktidarın burayı bir turizm kenti değil de burayı bir sanayi kenti havasına sokmasıyla, işte 1958'de de Can'ın binaları yıkarak, İzmit Tersanesi'ni yıkarak, Necati Bey İlkokulu'nu yıkarak kentin ortadan böyle hançer gibi bölen E5 karayolunu sokmuşuz. Ardından zaten daha önce geçen tren yolu da var. Yani bu rahmetli İhsan Dede döneminde kentin kuzeyinden şu anda geçen otobanın yanına bir hatta tren yolu için yapılsın dendiği de ben GKD başkanıydım. Bunun için 20 bin imza toplamıştım. Bunu böyle yapalım diye. Maalesef o gün nefesimize gücümüz yetmedi. Eğer tren yolunda karayolu gibi orayı alsaydık şu anda kentle deniz iç içe kucaklaşmış halde olacaktı. Şimdi deniz 300 metre daha doldu aşağı doğru. Yani sahile inmek için birkaç tane yani karayolu bandı, tren yolu bandını geçmek zorundasınız. Ondan sonra denize ulaşmak zorundasınız. Dolayısıyla yani nüfusun artmasıyla kentin sıkıntıları da artıyor. Maalesef yerel yönetimler daha çok proje üretmeli. Ve bunları yaparken de ben yaptım oldu değil de biz beraber ne yapabiliriz? Ortak akıl bu kent için nedir doğrusu diye üretmelidir diye düşünüyorum. Bu anlamda bu zafiyet tabii tarihi mekanlar için de çok önemli. İşte kentin kuzeyinde Roma döneminden kalan harabeler var. Şu anda onlar hiçbiri yani turizm şeyine açılmış değil. İnsanlar gibi gezip onları oraları gösteremiyoruz. Fakat işte son dönemlerde Büyükşehir Belediyesi de işte Seka Kağıt Müzesi gibi kentin işte denizde olan güney cephesine bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sanıyorum bundan sonra biraz daha akılcı davranırız diye düşünüyorum. İnsanları kentin tarihiyle daha çok ve sıkı bir şekilde buluşturabiliriz diye düşünüyorum Sarı. Ya, bahsettiğin konular bu kentte yaşayan bir kentli olarak hakikaten bir işkence yani. Şimdi şehrin merkeziyle denizin arasında direkt olarak düşündüğümüz zaman herhalde 500 metre vardır ya da yoktur. Öyle yani. En fazla evet, o kadardır. Evet. 500 metrelik yolu herhalde yürüme gitmeye kalksanız aşacağınız bariyerleri, engelleri yani o setleri düşündüğümüz zaman yok ya gitmeyelim deme durumuna geliyorsunuz. Tabii. Yani o kadar çok caydırıcı bir şey ki buluşmadan ziyade caydırıcı noktasına gelmiş. Kaç tane toplu taşım yolu açacağım. Ondan sonra bir üst geçit çıkacağım. Tren yolunu açacağım. Tekrar bir karayolunu açacağım. Ondan sonra sahilde
çay içmeye gideceğim. Adı çay içmekse bunun, deniz kenarında bir çay içmenin zevki bu kadar sıkıntılı olmamalı idi. Gerçekten eski zamanları biz de hatırlıyoruz, bahsettiğiniz dönemleri. Keyifle sadece bir E5'i geçerek belki denize gidiyorduk. Orada işte üstünde Amerikan bezi dediğimiz o eski beyaz brandalarla çekilmiş kayık ya da motorlularla çıkardık. Herkes denizin üzeri akşam 5'ten sonra fevkalade bir görüntü alırdı. Evet. Yani denizle buluşmamız da bu anlamda gerçekten çok kötü oldu. Şimdi bir ara tren yoluyla ilgili, özür dilerim, tren yoluyla ilgili de bahsettiniz. Evet, o konuda biz de o zaman ben de İzmitler Derneği'nde başkan yardımcılığı yapıyordum. Biz de İzmitler Derneği olarak bu projeye bir, sizin desteğiniz, sorduğunuz projeye bir destek vermek istedik. Hatta dedik ki eğer mümkünse Köseköy ile 42 Eylül arasından sonra yerin altından geçsin. Tamam. Yerin üstü insanların o kullanım alanı, hareketlilik alanı olsun, yeşil alan olsun. Yani bu bir sıkıntı olur dedik. Fakat nedense dinletilemedi. Biz hatta bir kampanya yaptık. Üste eğer böyle olursa üstlerdeki ağaçlandırma ile ilgili yaklaşık 200 tane ağaç bedeli toplamamız vardı. Evet. O oraya güzel yeşillik olsun diye o alan. Ama işte görüyoruz ki artık yani çağdaşlaşan bir yaşam biçimi diyoruz ama o kadar çok geçmişteki mirasımızdan ya da o güzelliklerimizden alarak bu çağdaşlaşma oluyor ki keşke çağdaşlaşmasaydık deme durumuna bazen geliyorum yani. Yani tabii insanlar keşke yani şehir böyle kalsaydı diyorlar. Yani o tabii çok daha net oluyor bir fotoğraf görüldüğü zaman. Gerçekten çok kent hunharca kullanılmış yani. Gerçekten çok sıkıntılı bir hal aldı. Mesela ben tabii bildiğimiz için Hüseyin'cim yani yaşadığımız yaşamayan için bunları, bilmiyor. Evet bilmiyor, yaşamayan tabii. Bilmiyor. Mesela biz bunları konuştuğumuz zaman ya da sosyal medyada fotoğrafın altına yorumlar yazıldığı zaman insanlar biz bunları çok neden rahat yazıyoruz? Yaşadığım için yazıyorum. Evet. Ama dışarıdan gelen bir arkadaşım bu kentte daha sonra yaşadığı için bunları bilmediği için o dokuyu, o havayı teneffüs edemiyor. Edemediği tabii. için de dolayısıyla biraz daha hem mevzuya hani tabiri caizse mevzuya Fransız kalmak var ya, evet. İşte öyle kalıyor. İnsan onlar onu, mesela biz de onun kentine gitsek biz de aynı sıkıntı yaşarız. Doğru. Dolayısıyla o kimseye bir şey söyleyecek lafımız yok ama en azından insanlar, mesela bizim Necra var, Necra Savaş. Hı hı. GKD'de önce birkaç kez yönetimlerde çalıştı. Sonra GKD başkanı oldu Necla. Necla İzmirli. Necla gelin geldi. Hatta ben gittim Necla'yı Hakan'ı istemeye. Ben de o grubun içine vardım. Necla 5 yıllık İzmitliyken YKD'ye başkan oldu. Ama nasıl oldu? Yani İzmit'le ilgili ne problem varsa Necla oradaydı. Girdi, çıktı, çalıştı. Yani istedi, arzuladı, aldı. Dolayısıyla yani insanın doğduğu yer değil, hani doyduğu yer ya. Evet. Doyduğu yer çok önemli ama doğduğu yere de hizmet etmesi, doğduğu yerlerin dertiyle dertlenmesi çok önemli. Bunlar da bir ufak böyle bir damla kadar da olsa çözüm üretmesi ya da yardımcı olması o kentli olmasına bence yetiyor. İşte biz İzmit'iz grubu da bu işi biraz daha çabuklaştıran bir hale geldi. İşte İzmit halkının, İzmit yaşayanların sesi oldu. Orada söylenenler tüm yerel basın tarafından çok net izleniyor. Ve iki günde bir, üç günde bir hep kent komisyonuna bir yerel haber olarak dönüş sağlıyor. Dolayısıyla çok ciddi bir platform oldu. Şu anda yaklaşık 21 bin üyemiz var. Ve üyelik başvurusu yapmış olan, kendini o grup içinde sokmak isteyen 9 bin kadar arkadaşımızda üyelik talebi var. Yani biz bu üyelik taleplerini karşılamakta bile zorlanır hale geldik. Evet. Neden? İnsanlar orada bir şey görüyorlar, orada bir doğallık görüyorlar. Yani biz orada bizden bir parça, kendinden bir parça görüyor. Orayı bir yani bu ülkenin en kalabalık konuşan ailesiyiz diyebilirim. Harika bir olay zaten, evet. Yani işte o kent bilinçliliğini birazcık da bu anlamda aşılayabilmek, hakikaten kentte yaşanılanları ya da o hakikaten daha sonra bizim kentimize gelip burada bizden biri olmaya çalışanların belki bir bayraktarlık, nereden nereye geldiğimiz anlamında bir sorumluluğumuz var. Sevgili Hüseyin'cim, yani şimdi geri dönersek o kadar çok bu kent adına konuşmamız gereken konular var ki hakikaten insan hasretle ve özlemle o günleri yad ediyor, anıyor. Evet. Gene çok kısa bir Hidrelez'e dönelim. Hidrelez programımız tam olarak nasıl? Şimdi işte saat 17'de başlıyoruz. 17'de, pazar günü 17'de başlıyoruz. Biz oraya gelecek dostlarımızın Facebook sayfamızdaki grubumuza
kaç kişi geleceklerini belirtmelerini rica ediyoruz. Biz oraya gelecek yaklaşık sayıyı biliyoruz. Ona göre hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Biz i̇kramsal orada, hazırlıklarımız. İkramsal hazırlıklarımızı. Orada bu arada tekrar TV262 aracılığı ve sizin aracınızda Özcan Pişmaniye, Yaşar Can kardeşimize 4 yıldan bu yana gösterdiği ilgi ve duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum. Sağlıklı yaşamlar. Evet, ona sağlıklı yaşamlar diliyor. Bu kentin yanında, içinde hep olsun. Elini bu kentin üstünden hiç çekmesin. Hem Yaşar'a hem kardeşi Murat'a, saygıdeğer babalarına çok teşekkür ediyorum. Onların gene ikramları ve bir pişmaniye çekimi, taze taze pişmaniye çekeceğiz hep birlikte. Pişmaniye ikramımız olacak. Ve yıllarca parkta bulunan, herkesin tadları damağında tadını bırakmış olan Park Simit Fırını. Çocuk fırını. Nihat abinin, rahmetli Nihat Özman'ın fırınının şu anda oğlu Nevzat devam ettiriyor. Nevzat sağ olsun, Nevzat Özmen değerli ağabeyimiz 4 yıldan beri bizi hiç kırmadı. Gene bütün babasının hayrına, babasının rahmetine, gene o çok nefis tadları bizim için ve misafirlerimiz için hazırlayacak. Onları da o gün orada dağıtacağız. Söylediğim gibi fotoğraf yarışmamızın ödül töreni var. Yasin Koçman'ın ve arkadaşlarının Türk Halk Müziği dinletisi var. Ve bu sene ilk kez Mapoytak Folklor Dansları Derneği, Mapoytak Derneği'nin folklor grubu, güzel değerli çocuklarımız programı, onların folklor gösterileri açacağız. İkramdan sonra da sevgili hocamız Udi Koro Şefi Sayın Esen Danyer ve onun sevgili yeğeni Ezgi Danyer ve birkaç tane daha saz arkadaşı ve korist arkadaşları ile hep birlikte işte geçmiş günleri yad eden çok güzel bir Türk sanat müziği dinletisiyle programımızı tamamlayacağız. Yaklaşık programımız 3 saat sürüyor ve insanlar o tadı aldıktan sonra kalkmak istemiyorlar ama biz tekrar bir dahaki seneye diyerek vedalaşacağız. Ben istiyorum ki tekrar insanların hafızana yer edecek güzel bir gün geçireceğimizi umut ediyorum. Tekrar tüm İzmitlileri başımızın üstünde yerleri olduğunu bildirerek pazar günü oraya davet ediyorum. Yine gelen bir talep üstüne İzmit'in en eski mahallesi Akçakoca ve Yukarı Pazar. Yani Osmanlı döneminde 1337'de fethedildiği zamanda İçkale denen yukarıda surların içerisinde ve işte Orhan Cami'nin babasının adına yaptırdığı eski bir mahallemiz. Grubun da o mahalleye Yukarı Pazar Akçakoca Bağçeşme grubunda çok üyesi var. Tabii bu kertil insanlarda bir farkındalık yaratınca hep kertil olma olacak. Biz Yukarı Pazar'a gelmeyecek misiniz diye böyle bir talepler de var. Ama şimdi ben başka bir şey söyleyecektim. Bu konuyla ilgili evet. Devam edelim. Evet o var. Dolayısıyla biz sanıyorum bu arada tabii İzmit Belediyesi de Akçakoca'da çok güzel bir meydan düzenlemesi yaptı. Biz bunu geçen sene de yapacaktık ama işte o meydan düzenlemeleri olduğu için, inşaat safhası olduğu için bitmemişti. Yapamamıştık. Biz sanıyorum bu sene de yaz aylarında belirleyeceğimiz bir günde gene kamuoyuyla paylaşarak bir Yukarı Pazar gecesi de planlamayı, orada eğer bir aksilik olmazsa bir beyaz perde, sinema perdesi koyup insanlarla bir eski Türk filmini izleyip işte gazoz içip çekirdek çıtlatarak Körfez'in seyretmek üzere insanları Yukarı Pazar'a da davet edeceğiz. İnşallah onu da geleneksel hale getiririz. Kentin diğer bölgelerini de yayabiliriz. Çeşitli düşüncelerimiz var yani grupla ilgili. Biraz da insanlar zaman içerisinde kendileri bir şeyler ürettikleri zaman çok açık bir platform olduğu için istek taleplerini o sayfaya yazabiliyorlar. Dolayısıyla bize de yeni ufuklar açıyorlar. Biz de yeni beyin jimnastiği yapıyoruz ve kendimize yeni kulvarlar seçiyoruz. Eğer yeni fikirlere de grup ve grup yönetimi açık. Şöyle bir rahatlığımız var Sayın Sarı. Biliyorsunuz şu anda 4. sanayi devrimi yaşanıyor. 4.0 deniyor. Makinelerle konuşuyor ama insanlar insanlarla konuşamaz hale geldi. Dolayısıyla işte biz hizmetizde bu kadar ön plana çıkması insanları konuşturur hale gelmesiyle biraz ön plana çıktı. Böyle tanınır oldu. Yani bu anlamda güçlü kılıyor bizi. Ve cemiyetlerde, kurumlarda yasalarla belirlenen kurumlar olduğu için bir sürü bürokratik işlemi var. İşte emniyeti var, valiyesi var, yazışmaları var.
İşte bir lokal olduğu zaman, bir dernek olduğu zaman o derneğin kirası var, lokalin kirası var. Orada alınan işte emtiaların geliri gideri var. Dolayısıyla bizim böyle bir gider kalemimiz yok. Bir resmi varlığımız da yok. Ama bunu hiçbir zaman suistimal etmedik. Bu grup güvene dayalı bir yapıyla işliyor. Yani. Yapıyla işliyor. Çünkü insanlar çocukluktan kalma resimlerini, tozlu sandık, çeyiz sandıklarından çıkardıkları eşyalarını, o fotoğrafları oraya gönül rahatlığıyla koyabiliyorlar. Ve bunları kimse suistimal etmiyor. Zaten eden olursa anında ona ben ve arkadaşlarım müdahale ediyoruz. Dolayısıyla güvenle, insanlara dokunarak bu işi bir yerden aldık, bir tarafa getirdik. Ama her geçen gün büyürken, tanınırken sorumluluğumuz bir kat daha dolayısıyla artıyor. İnsanlar çok kulaktan kulağa, ya sen buraya üye misin? Üye olmadın mı? Niye olmuyorsun? Der hale geldi. Bu da bizim ve arkadaşlarımızın, sizlerin, tüm üyelerin burayı bir bebek hassasiyetiyle bakmaları. Kimi gün işte bebeğin altının temizlenmesi, kimi gün ateşinin olmaması için onu üstünün ince veya kalın giydirilmesi. Ki özeni göstererek yani gruba sahip çıkıyorlar, bakıyorlar. Ben de işte bu grubun kurucusu olarak onlara elimden gelen yardımı gösteriyorum. Daha iyi şeyler yapacağız. Hassasını da gösteriyorsun. Evet. Hassasiyetini evet, çok iyi bildiğim için. Ben çok kısa, zamanımız bitti. Evet. Ama çok kısa bir de bilgi aktarmak istiyorum. Bilgi aktarmak istiyorum değil de bir düşüncem var. Tamam. Ne güzel bir şey söyledin. Yani evet, Kertil bir proje. Evet. Her ne kadar bir lokal alanda kullanılıyorsa da ama kent adına bir proje. Tabii. Şimdi işte Yukarı Pazar'la ilgili söylediniz. Akçak Hoca Mahallemizle ilgili. Bu da güzel bir proje. Acaba şunu düşündüm. Siz bunu söylemeden önce planım buydu. Bizim çocukluk yıllarımızın, hani geleceğe belki bir miras bırakabilme adına bizim çocukluk yıllarımızda oynadığımız o topaç, misket, çember çevirme, çelik çomak, çelik çomak gibi, işte yakan top gibi, adı her neyse, hakikaten bize ait. Tamam. Ama onları hakikaten bugün çocuklarıma anlatıyorum da dede diyor bir varmış bir yokmuş gibi anlatıyorsun. Ama böyleydi diyorum, biz böyle yaşadık, böyle büyüdük. Sizin gibi böyle bir şeylere basarak değil, işte arkadaşlarımız vardı. Acaba bu kültürleri de yaşatabilecek bir proje, yani işte İzmit'te bir proje, topaç çevirme günü. Tamam. Bir yerde uçurtma günü. İşte uçurtma günü. Ya çok harika. Evet. Evet. Yani işte böyle bir şeyleri de hakikaten güncelleyebilir, bir projelendirebilirsek İzmit'te bir uçurtma şenliği, topaç şenliği, misket şenliği adı altında. Tamam. Çember çevirelim, çok mu zor? Yani şöyle, çok doğru söyledin. Yapılmayacak bir şey değil. Yani şöyle yapılabilir mesela. Her yıl iki grup oyun seçilir. O iki grup oyun üstüne bir gün festival yaparız. Evet, yapılır. Belki evet, bunun yani bir birinciliği de olabilir ama bunu bir festival haline getirebilmek adına bunu söylüyorum. Hakikaten düşünülürse çok sevinirim. Bu konuda çalışalım hep birlikte. Bunu gruba da yazalım. Önerileri de alalım. İnşallah hayata geçirelim. Tamam. Peki. Sevgili başkanım, zamanımızın sonuna geldik. Ama Kertil projesi bu yıl hakikaten çok çok dolu bir proje. Evet, evet. Her geçen gün üstüne koyan bir projelerle doluluk oranlarını insanları mutlu etmek, orada çekebilmek adına bayağı bir farklılıklar oluyor. Umarım her şeyin gönlümüzce olabileceği bir hafta sonu geçireceğiz. İnşallah. Bu kente gelecekte miras bırakabilecek bir etkinlik yapacağız. Evet sevgili dostlar, bugün de bir programımızın sonuna geldik. Biz Hüseyin Erol Bey'e başta olmak üzere onun diğer ekip arkadaşlarına bu ve bundan sonraki yapacağı bütün etkinliklerde kolaylıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz. Kocaeli sporumuzu tekrar unutmuyoruz. Onun hafta sonu inşallah bizi çok çok daha sevindirecek bir galibiyet bekliyoruz. Her şeyin gönlümüzce olduğu bir hafta sonu diliyorum. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşça kalın, iyi günler.